Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bölünebilme kurallarıyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, bölünebilme kurallarıyla sizlerle birlikteyiz dedik. Hiç vakit kaybetmeden takvimimize bakalım her zaman olduğu gibi. Bugün günlerden 5 Kasım arkadaşlar. Bölünebilme kurallarını yapacağız. Sonrasında zaten yazılarınız bitiyor yavaş yavaş. Ara tatile güzel bir şekilde girin arkadaşlar. Ve size verdiğimiz ödevleri de bu süreçte bitirin. Tatilinizi de yapın. Yavaş yavaş günlerinize bölün. Çok az da olsa yine de tatili verimli değerlendirmeye çalışın arkadaşlar. Sonrasında da canlı yayınla yine süper bir başlangıç yapacağız bir dahaki döneme. O yüzden o yayına kadar görüşürüz diyeceğiz. Bugünkü dersimizi başlayalım bir. Neler varmış bakalım. Bölünebilme kuralları var arkadaşlar. Bölme işlemiyle başlıyoruz. Sonrasında bölünebilme kurallarını yapacağız. Bugün 2 tane olayla sizlerle birlikteyiz. Çok zor değiller. Belki de bunları 8. sınıftan biliyorsunuz. Hatta ve hatta bu bölme işlemini ta 4. 5. 6. sınıftan beri bildiğinizde düşünüyorum. Diyeyim, sözü fazla uzatmayayım, başlayayım artık. Kullanım alanları neleri, faydaları neler bunların? Günlük hayatımızda neredeyse her gün bölme işlemini kullanırız. Örneğin alışverişte bir ürünün birim fiyatını hesaplarken, mesela bir paket var, içinde 5 tane çikolata var. Diyelim ki 35 lira. Hemen ne yapıyorsun? Sen bölüyorsun, diyorsun ki 7 liraya geliyor. Bu çok ucuz, çok pahalı diyorsun. Ona göre yorum yapıyorsun. Bir topluluğu eş gruplara ayırırken, mesela 30 kişi var. 5 grup olacaksınız. Kaç kişi oluyorsun? Ona bakıyorsun. Bir miktar parayı eşit bölerken hepsinde biz ne yapıyoruz? Bölme işlemi yapıyoruz. Hatta ve hatta bölünebilme kurallarını da biliyoruz. Mesela 30 kişiysen 6'ya bölünebiliyor mu diye düşünüyorsun. Çünkü niye? 6'ya bölünsün ki, tam bölünsün ki gruplar tam sayı şeklinde elemanlardan oluşsun. Sözü fazla uzatmadan kitaplarda ödevimize bakalım arkadaşlar. Az kalsın fırlatıp atıyorduk. Fırlatmayalım, ödevlerimizi söyleyelim, öyle atalım. Sayfa 82 ile 94 arası konu anlatımlı kitabımızdan sayfa 82 ile bu konu felaket uzun. Tam sayılar konusu bayağı uzun. Hemen nereden bakıyoruz? 82'de bölünme olayı var. Bölme olayı var arkadaşlar. Süzgeçte bunu da yaparsınız. Yapamazsanız karekoda okutursunuz. Sonrasında bölünebilme kuralları başlıyor. 2, 4, 8, 5, 10. Bunların hepsi ortaklar. Birazdan söyleyeceğiz. 3, 9 ve de arkadaşlar en son 11'e bölünme kuralı var. Bir de aralarında asalların çarpımının bölünmesi var. Bunları yapıyorsun. Nereye kadar? Sayfa 94'e kadar yapıyorsun. Ve sonrasında da EBOB, EKOK'a da ne dedik? Bir sonraki dönemde başlayacağız dedik. Peki soru bankasında hocam ben konu anlatımı değil de soru çözmek istiyorum diyorsan da Dinamo kitabımızdan da hemen ne yapıyorsun? Tetra 4 ile, bakın bölme var 4'te. Tetra 4 ile bölme var. Örnek soruya bakıyorsun, 4 sorunu çözüyorsun. Örnek soruya bakıyorsun, bölünebilmeyi anlıyorsun. Örnek soruya bakıyorsun, hemen bölünebilmeyi diğer kısmını alıyorsun. Sonrasında da bölünme kurallarıyla, bunları bölünebilme kurallarıyla da devam ediyorsun arkadaşım. Nereye kadar? EBOB, EKOK'a kadar. O da sayfa 97'ye kadar. Tetra 8-9'a kadar yapıyorsun. Bunu da söyleyelim ödevleri ve artık konumuza başlayalım. Bakın sizin bildiğiniz ortaokuldan ne arkadaşım? A'yı B'ye bölersem C bölüm olur, kalan da K olur diye biliyoruz. Peki bunlara ne diyorduk? Bir kere daha atladım. A bölünen, yani bölme işlemine maruz kalan, bölünen kişi. B bölen, yani bölme işlemini yapan adam. C bunları sonucunda ortaya çıkan sonuç bölümdür. Ve artık bir şey kalıyorsa da biz buna, bakın, artık bir şey kalıyorsa diyoruz, kalan diyoruz. Burada zaten bu adamın bölünen kişi, bu adamın bölen kişi olduğunu biliyoruz. Bir tek bölüm birazcık kafa karıştırıcı. O da bölümde bizim sonucumuz olacak, unutmayalım. Ve burada müthiş bir önemli kuralımız var. Bu kuralı ve bu kuralı hiçbir zaman unutmayacaksın. Bu ikisi birlikte çok önemli. O da A dediğim şey B ile C'nin çarpımı, K ile toplamı. Zaten bakarsanız ters işlem. B'ye bölüp C oluyordu ya. Kalan da K oluyordu çıkarma işlemiyle. Ters işlem yapıyoruz. B ile C'yi çarpıyoruz. K'yı da ekliyoruz. Yalnız bu K öyle bir K olacak ki B'den kesinlikle küçük olacak. Bak unutma, B'den kesinlikle küçük olacak. Neden? Çünkü B'den büyük olursa bir daha bölmen gerekir. Tabii ki de B'den küçük olana kadar bölmen gerekiyor. Bunu söyledik. Bir de ne olabilir? Sıfır olabilir. Sıfır olursa biz ne diyoruz? A sayısı B'ye tam bölünür. Ya da B tam böler A'yı diyoruz. O yüzden arkadaşlar unutmayın. Ne yapacağız? Buradaki K'yı kesinlikle dikkat edeceğiz. Ve de burada bu ana kuralı da unutmayacağız dedik. Vakit kaybetmeyelim, hemen bir sorumuzu yapalım. Bakın A, B birer doğal sayı. Yani sıfırdan başlayıp tam gidiyorlar. Yukarıda verilen bölme işlemine göre A sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değeri bulalım diyor. Bakın A sayısını söylüyor. Doğal sayı oldukları için B en küçük kaç olur? 0 olur. Peki en büyük kaç olur? En büyük de 9 olur. O zaman ben ana kuralı bir yazayım. A eşittir 9 çarpı 3 bakın artı kalan B olacaktı. Peki ben en küçük değer için hemen ne yapacağım arkadaşım? 9 çarpı 3 artı B 0'a eşit olabiliyordu. 0 yazdım. Buradan da ne bulmuş oldum arkadaşım? A eşittir 27 diye ben en küçük değerini bulmuş oldum. Bakın burası tamam. Bundan yana bir sıkıntı yok. Peki A eşittir 9 çarpı 3 artı bu ne olabilir? Bu arada biraz önce 9 dedik. Tabii ki de 9 olmaz. 9'dan küçük olacak arkadaşlar. Tabii ki niye uyarmıyorsunuz demeye gerek yok. Bu çünkü canlı değil. 8 olacak arkadaşım. 9'dan küçük olacağı için 8. Bu arada yorumlara sakın yazmayın. Hocam orası 8 olacaktı 9 yazdınız diye. Düzelttim. 8 olacak. 9 kere 3 27. 8'e eklersem de A eşittir en fazla da 35 olur. Biz de buna en büyük değeri deriz. Unutmayalım. Bunu da bu şekilde yapmamız gerekiyor. Az biraz dikkatinden kaçsa 0'a eşit olduğu gibi 9'a da eşit yaparsan patlarsın. 9'a eşit değil. Ne olacak arkadaşım? 9'dan küçük olacak. Yani 8'i patlatacağım. A ve B birer doğal sayı dediği için B'ye 0 koyabilirim. Pozitif tam sayı deseydi o zaman 1'den başlayacaktım. Unutmayalım bunu. Bu da aklımızdayken söyleyelim. Bak bir sonraki soruya geçtim. Burada dikkat etmen gereken şey A B'ye bağlı, B C'ye bağlı. Bunları unutma. Bölme işlemlerinde A sayısının alabileceği en küçük değer diyor. Bakın A B'ye bağlı. B de C'ye bağlıysa o zaman ben C'yi mümkün olduğunca küçük seçeyim. Oradan da B'nin en küçüklüğüne bakıp devam edeceğim. Bakın B'yi ben kaç seçebilirim? Bu arada bunların cevabını yazalım. A eşittir 10B artı 12. B eşittir de bu arada ne olacak arkadaşım? 3C artı 2 olacak. Bakın kalanım 2. O zaman C en az 3 olabilir. 3 koyarsam yerine B eşittir 3 çarpı 3 artı 2'den dolayı B'yi 11 bulurum. Peki B'yi 11 bulursam arkadaşım kalan 12 olabilir mi? Olamaz. Demek ki ben burada C'ye en küçük 3 vermemem lazım ki burada B 11 olmasın. O zaman ben ne yapacağım? 2'den büyük ben C'ye ne vereceğim? 4 vereceğim. 4 verirsem ne oluyor arkadaşım? Buradan da B eşittir ne gelmiş oluyor? 3 kere 4 12. 2 daha 14 gelmiş oluyor. Peki 14 olabiliyor mu be? Bakıyorum. Kalandan büyük olur. O zaman hiçbir sıkıntı yok. A eşittir. Zaten burada söylemiştik. Bir daha buraya yazmayalım. A eşittir 10 çarpı B demiştik. B'yi 14 yazdım. Ve burayı da 12 bulmuş oldum. O zaman A ne olmuş olur? 10 kere 14 140. 12 daha 152 olmuş olacak arkadaşlar. Çok dikkat etmen gereken bir soru. A şıkkına kesinlikle B'nin 11 iken ki A'nın cevabını koyarlar. Ona dikkat et. Kesinlikle şıklarda 122 yani 10 çarpı 11 110. 12 eklersem 122 kesinlikle A şıkkında olur. Ama sakın atlama çünkü burada B sayısı 12'den büyük olmak zorundaydı. Aklında olsun. Geldim bir sonraki soruma. Bakın M N'ye bağlı, N K'ya bağlı. K'nın M türünden cevabı nedir diyor. O zaman çeke çeke yapacağız bunları. Nasıl çekeceğiz peki? N çarpı 6 yani 6N artı 5 yazdım. Buraya baktım. N eşittir 8K artı 1 yaptım. Devam ediyorum. 8K artı 1 yaptım. Bakın K'nın M türünden diyor. Ortalıkta N olmaması lazım. Tabii ki de N'yi ne yapacağım? Burada yerine koyacağım. O zaman ne olmuş oldu? M eşittir 6 çarpı. Bakın N'nin yerine 8K artı 1 yazıyorum. Bir de burada 5 vardı. Hemen şurada toparlayayım. M eşittir 6 kere 8. 48 tane K artı 6 kere 1 6. 5 de burada vardı. 6 artı 1'den de ne olmuş oldu? 48K artı 11 olmuş oldu. Bana zaten K'nın M türünden cevabını soruyor. Bakın M'nin K türünden sormuyor. Buna da dikkat edin. Yavaş yavaş buna da alışalım. K'nın M türünden soruyor. Bakın biz şu an M'yi bulduk. Biz neyi bulmamızı istiyor? K'nın M türünden eşitliyor. Belki burada bir hata da olabilir sorun yazımında. Önemli değil. Biz bunu öğrenmemiz gerektiği için yapalım. K'nın M türünden eşitini bulalım. O zaman K eşittir M falan yazmam lazım. Devam edeyim. Attım karşıya. M eksi 11 eşittir 48K oldu. Her iki tarafı 48'e bölersem arkadaşım, o zaman ne olmuş olur? Bunlar birbirini götürür. K eşittir M eksi 11 bölü 48 olmuş olur ki biz de bu sefer K'nın M türünden eşitini bulmuş oluruz dediğim. Ve bu güzel soruyu da bıraktım. Bak ne yaptım? K M türünden diyor. Hemen döndürdüm. Onu da yaptım. Lazım olacak ileride. O yüzden bu halinde bilmiş olalım. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olalım. Evet geldim bölünebilme kurallarına. Çok dikkatli olmamız gereken bir yer. Çünkü bu bölme kurallarında kalan da çok önemli bizim için. Başlayalım. 2 ile başlıyoruz. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8. Yani çift sayı olanlar, birler basamağı çift sayı olan sayılar 2 ile tam bölünür. Bu arada ben bir sayıyı 2'ye bölersem kalan ne olması lazım? 2'den küçük olması lazım. Peki 2'den küçük kim var? 1 ile 0 var. O zaman ne diyorum arkadaşım? Benim kalanım ya 1 ya 0'dır. Peki 0 olunca ne oluyordu? Tam bölünüyordu. O zaman tek sayıların 2 ile bölümünden kalanı 1'dir. Demek ki sadece 1 olma şartı neymiş? Tek sayılarmış. Neden? Çünkü çift sayılar tam bölünüyorsa tek sayılarda 1 kalanını verecektir. Hemen soruya bakalım. Rakamları farklı. Müthiş önemli. 4 basamaklı 1x0y sayısı 2 ile bölümünden kalan 1'miş. Buna göre x artı y en küçük kaçtır diyor. Bir kere kalan 1 ise arkadaşım, o zaman ben bu adama 1 derim. Yalnız rakamları farklı dediği için ben bu adama 1 diyemem, 3 derim. Peki buradaki sayının bir önemi var mı? Hiç yok. En küçük dediği için ben bu sayıya 0 derim ama 0 var. Ben bu sayıya 1 derim ama 1 var. Bakıyorum sorumda 2 olmadığı için 1203 olarak sayımın değerini bulurum. Bu arada da ne bulmuş oldum? X'i 2 buldum. Y'yi de 3 buldum. Buradan da toplamları en az kaç olmuş oldu? Benim için en az 5 olmuş oldu arkadaşım. Neden? Çünkü 0 ve 1 soruda olduğuna göre zaten olabilecek en küçük rakamlar 2 ve 3'tür. Rakamlar farklı dediği için 0, 1'i geçtim. 2 ve 3'ü kullandım. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü y tek sayı olması lazım. 3 dedim. Buradaki x'in de bir önemi yok 2'ye bölünme kuralında. O zaman oraya da gönlümce 2 vermiş oldum. Ve soruyu da çözmüş oldum. Geçtim 3'e bölünme kuralına. Bakın dikkat edin. Bir sayı 3'e bölünürse zaten kalan ne olur? 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. Başka da bir şey olamaz. Bir doğal sayının 3 ile bölümünden kalan sayının rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalan eşittir diye bir formülümüz var. Onu bir kere daha tekrar edeceğim. Rakamların toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bölünür. Rakamların toplamı 3'ün katı olacak. Mesela 150, bakın toplamları 6 şu an. 153, toplamları 9, 3'ün katı 3'e tam bölünür. Burada anlatmak istediğimiz neydi? 3'e bölümünde sayının rakamları toplamından kalana eşittir diyordu. Mesela 155'e bakalım polisimnat. Ne var burada arkadaşım? 5, 5, 10, bir daha 11. 11'i 2'ye böl, 3'e böldüm özür dilerim. Kalan kaç çıktı? Kalan 2 çıktı. İşte o zaman diyorsun ki rakamları toplamını böldüğündeki kalan sayının kendisinde de 2 kalanını verir yani. Ne olmuş olacak o zaman? Sen 3'e böleceksin. O zaman ne olacak 3'e böldükten sonra? Kalan yine benim için kalan olacak. Hemen soruyu yapalım. 2x6, 5, 4 basamaklı sayısı 3 ile tam bölündüğüne göre x'in alabileceği değerler diyor. Hemen rakamları topla kardeşim. Ne yapıyorsun? 2 artı, x artı, 6 artı, 5 eşittir. Ne olması gerekiyor? Dikkat! 3k olması lazım. 3'ün katı olan bir sayı olması lazım. O zaman 2, 6 daha, 8, 5, 15 daha, 5 daha, 13. O zaman burası ne oldu? 13 artı x eşittir 3K olmuş oldu. 3K ne demek? 3'ün katı demek. 3'ün katıysan dostum sen 2 olabilirsin. Bakın 2'yi buldun. 13 artı 2 15. 2'yi bulduktan sonra 3 arttır. Sonra bir 3 daha arttır. Ve x'in alabileceği sayıları bul. Rakamlar farklı diyor muydu? Demiyordu. O zaman 2, 5 ve 8 benim doğru yanıtlarım olacak arkadaşım. Bunları da söylemiş olduk. Bir daha söylüyorum. En küçüğü bulduktan sonra 3'er 3'er arttıracaksın. Çünkü niye? Bir sayı 3'e bölünüyorsa bir sonraki sayı 3 sonraki olan sayıdır. O da 3'e tam bölünür. Geçtiğim 4'e bölünme kuralına Bakın son iki basamağındaki sayı 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür. Müthiş bir olay. Son iki basamağındaki sayı 4'ün katı olacak. Bir sayının 4'e bölümünden kalan sayının son iki basamağında 4'e bölümünden kalanla aynıdır. Güzel. Olaya bakalım. 4 basamaklı 1A 5B sayısı 4 ile tam bölündüğüne göre. Tamam, 4'e tam bölünüyorsak arkadaşım. 1A 5. Bakın son iki rakam ne olacak? Son iki sayı. Son iki basamaklı sayı yani. Buradaki iki basamaklı sayı 4'ün katı olacak. Peki 50'lerde ne var? 52 tam bölünüyor değil mi? Çünkü 52, 56, 60 oluyor. 52 tam bölündüğüne göre olabilir. Bakın biraz önce 3'teki gibi bu sefer bir sonraki sayımda 1A 56 sayısı da 4 ile tam bölünür. Bana bu arada rakamları farklı diyor mu? Demiyor. Dese de demese de ben bu A'ya istediğim sayıyı veririm. Çünkü nedir o? Benim 4'e bölünme kuralımla alakasız bir yerde. O zaman bana en büyük değerini sorduğu için 9 artı 2 değil de 9 artı 6'yı yapacağım. 9 artı 6 da benim için ne olmuş oldu? 15 oldu. 15 de benim A artı B'nin en büyük değeridir dedim. Ve bu soruyu da bitirmiş oldum. 5'e bölünme kuralına geçtik. Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür arkadaşım. Bak dikkat. 0 veya 5 olacak. Bu arada bakın biz mantık konusu öğrenmiştik değil mi? Mantık konusunda ne vardı? 0 veya 5. Yani son rakam 0 olabilir, 5 olabilir. 0 ve 5 olabilir demek veya. Biz ne diyeceğiz o zaman buraya? Ya da diyeceğiz değil mi? Çünkü ya 0 gelecek ya da 5. Birler basamağında ya bu ya da bu olacak. Biz o zaman ne diyoruz? 5 ile tam bölünür diyoruz. Peki bir doğal sayının 5 ile bölümünden kalan nedir? Birler basamağındaki sayının 5 ile bölümünden kalana eşittir. Ha, o zaman ne diyeceğiz arkadaşım? Demek ki son rakam 0,5 ile tam bölünüyor. 0,5 değilse o rakam 5'e bölümünden kalan neyse odur. Mesela ne diyorsun hocam? 3 basamaklı 1,2x sayısı 5 ile bölümünden kalan 2 ise 1,2 2'dir ya da 1,2 7'dir. Çünkü niye? 0,5 tam bölünüyorsa 2 fazlaları 2 kalanını vermiş olacak. Yalnız dikkat edin. 3 basamaklı 1,2x sayısı 5 ile bölümden kalan 2 olan tek bir doğal sayıdır diyor. Bu zaten çift olduğuna göre demek ki benim sayım 127'ymiş ve bana x kaçtır diye soruyor. X de tabii ki de 7 olduğunu bu soruda bulmuş oldum. Geldik 8'e. 2 bitti, 3 bitti, 4 bitti, 5 bitti. 6'yı birazdan göreceksiniz. 7'nin bir kuralı yok. 6'yı sonradan göstereceğim. 8'e geldik. Sonrasında 9 var, 10 var, 11 var dedim ve onlara da birazdan bakacağız. 8 ile bölünme kuralı son 3 basamağındaki sayı 8'in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür. Bir sayının 8 ile bölümünden kalan son 3 basamağın 8 ile bölümünden kalana eşittir. Bakın son 3 basamağa bakacağız. Ben burada parçalama yöntemini çok seviyorum. Dikkat. 4 basamaklı 2,4A6 sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler nedir? Bakın şimdi bu 4A6 sayısı ya, çok dikkat. Ben bu sayıyı 400 artı A6 sayısı diye de yazabilirim. Bakın 400 artı A6 sayısı diye yazabilirim. Ben burada 400'ün 8'e tam bölündüğünü fark ediyorsam demek ki ben bu adamın 8'e bölünmesini istiyorum. 8'i bölünmesini istiyorsam bu iki basamaklı sayının, o zaman bu ne olabilir? 16 olabilir. Heh, güzel. İşte aradığım şey de buydu. O zaman 2416 sayısı 8'e tam bölünür. Peki bir sonraki sayı ne hocam? Bakın bir sonraki sayı 26 değil, 36 da değil. Bakın 436 sayısı nedir? 8'e pardon tam bölünmez. Kim bölünür biliyor musunuz? 2440 fazlası 56, 2440 fazlası 96 tam bölünür. Rakamları farklı diye bir şey söylüyor muydu? Demiyordu. 8'e tam bölündüğüne göre anlanabileceği değerler çarpımı diyordu. Bakın bir daha söylüyorum. Burada bir sayı 8'e bölünüyorsa bir sonraki onlar basamağındaki değişim 4 fazlası kadardır. Yani 40 fazlasıdır. Sayının 40 fazlasıdır. O yüzden ben burada 1'i, 456'yı ve 496'yı buldum. Mesela 436 bölünür mü? Bölünmez. Neden? Çünkü 436'da 400 tam bölünüyor. 36 değil de 32 tam bölünüyordu. Bir türlü konuşamadım. O yüzden de Burayı da gözden kaçırmayalım. Çarpımını soruyordu. 1 çarpı 5 çarpı 9'dan dolayı ne olmuş oldu benim cevabım? 45 olmuş oldu arkadaşım. İşte bu kadar. Bize A'nın değerlerini sordu. 1, 5, 9'dan bahsediyor. Ben de bu soruyu bitirmiş oldum. Dediğim gibi işte 9 ile bölümünden kalana geldik. Rakamların toplamı 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür. Yine aynı muhabbet. Rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalan kaçsa sayı odur. 18 basamaklı 713, 713, 713 sayıları doğal sayılarının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Bakın 713, 713. Burada da bir tane 713 var. Bakın 3, 6, 9. Ben bunlardan yazacağım. Kaç tane yazacağım peki? Bakın bunlar üçlü üçlü. Tam tamına 6 tane bunlardan vardır. 6 tane bu üçlüden vardır. Üçlü var. Bakın 6 tane üçlü var. Peki arkadaşım 6 tane üçlü varsa her bir üçlünün sayısı 11 mi? 11, 11. Kaç tane vardı bunlardan? 6 tane. Çünkü 6 kere 3 18. 18 basamaklı diyordu. Bunu hallettim. Peki her biri 11 ise 6 kere 11 bu rakamların toplamı 66 mıdır? Çünkü bu 11 toplamı. Bunun da tam 6 tane vardı. 6 kere 11 66. Peki 9'a bölünme muhabbeti neydi? Rakamları toplamını ben 9'a bölecektim. 66'yı 9'a bölersem 6 kere 9 kere 7 63'tür. O zaman çıkartırsam da benim cevabım 03 olacak. Bölümünden kalan kaçtır diyordu. Demek ki 3 benim için kalanmış dedim arkadaşım ve bu soruyu da bitirmiş oldum. Geldik 10 kuralına arkadaşım. 10 ile bölünmeye birler basamağındaki rakam 0 olan sayılar 10'a tam bölünür. 0 değilse birler basamağındaki rakama eşittir kalan. Unutmuyoruz. 3 basamaklı 4AB sayısının 10 ile bölümünden kalan 1'miş. O zaman yazalım. Demek ki birler basamağın 1. Uzatmaya gerek yok. 9'a bölümünden kalan 2. O zaman rakamlar toplamı. Bakın rakamlar toplamı 4 artı A artı 1 eşittir 9K artı 2 olmalı. Yani 9'a bölümünden 2 fazlalık olmalı. 2'ye at karşıya arkadaşım. 4, 1 daha 5, 2 çıkarttım 3. O zaman ne oldu? A artı 3 ne olacak? 9'un katı olacak. Peki 9'un katı olması için ne olması lazım? A'nın 6 olması lazım. İşte sayımı da bulmuş olduğum 461 sayısı. Bakın 10'a bölersen 1 kalanını verir. 9'a bölersen de rakamları toplamı 11 olduğu için ne olacak arkadaşım? 9'a böldüğünde de kalanı 2 olarak bize vermiş olacak. Bu güzel soruyu da yaptım. Bunu da bitirdim. Geldim 11'e bölünme kuralına. 11'e bölünme kuralında arkadaşlar ben birler basamağından artıyla başlıyorum. Artı eksi artı eksi artı eksi diye gidiyorum. Artıları bir araya, eksileri bir araya topluyorum. Başına ortak bir eksi koyuyorum ve bu şekilde yapıyorum ve bulduğum sayı 11'in katıysa 11'e tam bölünür. Değilse burada 11'e bölümünden kalan benim kalanıma eşit olacak. Mesela bakın 2 tane örneğim var. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Bakın artıları topluyorum. 1 artı, 5 artı, 4. Eksi. Şimdi kimi toplayacağım? Eksileri topluyorum. Neden topluyorum? Çünkü eksi parantezini aldım ortak. Hemen halledelim. 1, 5 daha 6, 4 daha 10. 10'dan 10 çıkarsa işte sana süper bir sonuç. 10'dan 10 çıkarsa 0 olur. Kalanı bunun 0'dır. Demek ki bu sayı 11'e tam bölünüyor arkadaşım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bak şimdi çok dikkat. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Hemen artıları yazıyorum. 1 artı, 7 artı, 0. Eksi, eksi. Bakın artıları yazdım. Şimdi eksileri yazıyorum. 6 artı, 9 artı 2. Bak çok güzel bir soru. Dikkat buraya. Burası 8 eksi. Ne olmuş oldu? 6, 9 daha 15. 1 daha. 15'e 2 daha eklersem 17. Bakın bunu çıkartırsam cevap eksi 9 çıktı. Peki hiç eksi olur mu kalan? Olmaz. Bu gibi durumlarda sen bunu artıya getirecek 11'in katlarını. Çünkü 11'e bölümündeyiz şu an. 11'in katlarını koyacaksın. O zaman ne oldu? 11 eklersem 2 olmuş oldu. Bu sayının kalanı 2'ymiş arkadaşım. Haberin olsun. Geldim bir başka muhabbete. Ne demiştim ben size? 2'yi anlattım, 3'ü anlattım, 4'ü anlattım, 5'i anlattım. 6'yı en son anlatacağım demiştim. İşte geldik en son kısımda bunu anlatmaya. Aralarında asal sayıların çarpımıyla oluşan sayıya bölünebilme. Aralarında asal iki tane sayı olsun. Bunlar mesela kimler olsun? Her birine bölünen sayı bu sayıların çarpımına da bölünür. Yani 12'ye bölünen bir şey 4 ile 3'e bölünenlere bakacaksın sen. 30'da 10 ile 3'e bakacaksın sen. 36'da 9 ile 4'e bakacaksın. 45'te 9 ile 5'e. 55'te 11 ile 5'e. Peki hocam neden burada 6'ya 5 yapmadın? 6'nın kuralı da zaten buradan geliyor. Ben bilinenleri yapmam lazım. Bakın burada da söylediğimiz gibi 2 ve 3 ile tam bölünen bir sayı 6 ile tam bölünür. 2 ile 3 ile tam bölünen sayı 6'ya tam bölünür arkadaşım. O zaman ben de diyorum ki 12'ye bölünme sorarsa ben 4'e ve 3'e bakacağım. 30'a bölünme sorarsa 10'a ve 3'e bakacağım. 36'da 9 ve 4'e. Sayılar aralarında asal olacaklar. Bunu unutmayalım. Mesela burada şöyle de diyeyim. 3 ile 15 diyebilir miydik? Diyemezdik. Çünkü 3 ile 15 aralarında asal değil. Geldim soruma. Rakamları farklı. Bir kere şunu bir yıldızı alalım. Unutmayalım. Bu bir yıldız. 5 basamaklı. 6, 0, A, 4, B sayısı 12'ye tam bölünüyor. Ya bırak bu işleri ya. 12'ye tam bölünüyor diyorsun. O aslında 4'e ve 3'e tam bölünüyordur. 4'e ve 3'e tam bölünüyorsa hemen ne olacak arkadaşım? Son iki basamak öncelikli gelir rakamları toplamından. Son iki basamak ne olacak? 4'e bölünecek. Peki 40'larda kim 4'e bölünür? 6, 0, A, 4, 0. 6, 0, A, 4, 4. Bakın 4'e bölünen bir sonraki sayı. 4'ten 4 fazla 0. 6, 0, A, 4, 8 dediğim. Peki arkadaşım çok dikkat et şimdi. Rakamları farklı diyor muydu? 2 tane 0 oldu. Rakamları farklı diyor muydu? Diyordu. 2 tane 4 oldu. Şimdi bunu bitirdim. Bunu bitirdim ama bu 4'e bölünme kuralıydı. Demek ki benim sayım neymiş? 6, 0, 4, 8'miş. Bir de A var. Peki 3'e de tam bölünüyorsa bu sayı, o zaman rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Rakamları toplayalım. Ve 3'ün katı olsun. Bunu da söylemiş olduk. Bak şimdi o zaman şöyle mi olacak? 6, 0 ne oldu? 6. 4 daha 10. 8 daha 18. O zaman ne oldu? A artı 18 eşittir 3'ün katı olmasını bekliyorum. Ve 3'ün katı olması için de ben nereden başlıyorum? A'yı 0'dan başlıyorum. 3 arttırıyorum. 3, 6, 9 yapıyorum. Diyor ki A'nın kaç farklı değeri vardır? Rakamlar farklıydı ya. Şu an ben şu sayıdayım. Bu sayıyla aynı rakamlarım olan kim var? 0 var. 6 var. Ben buraya 3 ve 9 koyabilirim. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Onlar da 2 tane diyebilirim. Bunu da bu şekilde yaparım. Çok güzel oldu bence. Çok iyi oldu. Bakın rakamları farklıyı gözden kaçırmayalım. 0,6 olmaz ama 3,9 olur. Çünkü burada öyle sayılar yok. Rakamlar farklı dediği için. Geldiğim 4 basamaklı 8M7N sayısı 45 ile bölümünden kalan kaçtır? Kalan 3'tür diyor bu arada. Bakın 45 ile bölümünde ne vardı elimde? 9'a ve 5'e bölünmeye bakacaktım. Bakın 5'e bölünmede kalan 3 olması kolay. Neden? Çünkü 8M7 ya 3 olur burası ya da 8M7 8 olacak burası. Çünkü 5'e bölünmede kalan 0 ve 5 tam bölündüğü için 3 fazlalarını yazmış olduğum. Rakamlar farklı diyor muydu? Demiyordu. Yalnız çift sayı diyormuş. O zaman bu benim için iptal oldu. Şimdi bak burada 5'e göre kalan 3 dedik ama 9'da da unutmayacağız bunu. Çift dediği için sayın bu olduğunu biliyorum. Rakamlar farklı deme şansı yok zaten. 8 artı M artı 7 artı 8 benim için ne olacak arkadaşım? 9K artı 3 olacak. Bakın şu yazımı unutmayın. 9'un bir katı olacak. Yalnız kalan da 3 olacak. O zaman bak ne oldu? 8, 8, 16. 7 daha. Burayı 23 yaptığıma göre 3 de burada vardı. Karşıya attım. 20 artı M ne olacak? 9K olacak. Peki 9'un katı olması için M'nin ne olması lazım? 20'ye ne eklersem 9'a tam bölünür. 7 olduğunu söyleyebilirim. Rakamlar farklı demiyordu. O yüzden gönül rahatlığıyla 8M7 8 dedim. Ki zaten çift dediği için bundan başka şansım yok. Rakamlarını topladım. 8, 7, 15, 8 daha 23. Burada da 3 vardı. Attım karşıya 20. O zaman 20 artı M 9'un katı olacak. Peki 9'un katlarına 20'lerde ne var? 9'un katı 7 var. O zaman ben de bu soruyu çok güzel bir şekilde bitirmiş oldum. Geldim güzel bir soruya. 30 ile bölümünden kalan 13 ise A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bakın bu sefer tersten yapmamız gereken bir şey. 30 ile bölümünden kalan 13 diye bir sayı olur. Yalnız burada 10 ile 3'e bölümüne bakacağım. Tabii ki de 10'a bölünen bir sayının 3'e bölünen sayının kalanı bu olmaz. O zaman ben de şöyle yapacağım. Bakın 10'a böl. O zaman kalan 3'tür. Peki buna bakalım. Bunlar ne diyeceğiz bir de? 10 ve 3'tü ya. 3'e böl. Kalan nedir arkadaşım? Bakın kalan nedir? Kalan 13'tü. Burada 3'e bölersem 3'e bölümünden kalan da 1'dir arkadaşım. İşte bu. Bunları çözmüş olduk. Şimdi hadi bakalım yapalım bunu. Anlanabilecek kaç farklı değer var diyor. Hemen ben b'nin 3 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. A 6 1 3'tür bu sayı. Çok doğru. Devam edeyim. 3'e bölümünden de kalan 1 olacak. Hemen rakamları toplayalım. A artı 6 artı 1 artı 3 eşittir. Nedir? Kalan 1 olacak arkadaşım. Yani 3'e bölümünde ne yapacağız? 3K artı 1 yapacağım. O zaman şu birler birbirini götürdü. O zaman ne dedim arkadaşım? A artı 9 eşittir 3K dedim. 9'un yanına yine 3'ün katı bir şey eklersen olur. Hemen ben o zaman buraya ne diyorum? A 0 olabilir mi? Hayır. 4 basamak diyordu. A 3 olabilir. 6 olabilir. 9 olabilir. Bunu da söylemiş olduk. Peki şimdi dikkat edin. Bakalım bir sağlamasını yapalım. Sağlama nasıl yapılır? Şöyle 3613 sayısı. 10'a bölünüyor mu? Bölünüyor. Kalan 3. Doğru. Bundan yana sıkıntı yok. Peki 3'e bölümünden kalan kaç? Şu 3'e, şu 3'e, şu 3'e bölünüyor. Kalan 1 olması gerekiyordu. Aynen de böyle. İşte aynen de böyle. Bu işlemin sonucunda da ne yapmış olduk arkadaşım? Doğru bulmuş olduk. Peki 3 sağlıyorsa yerine 6 koysam 30'a tam bölünür mü? Bölünür. Ama 30'a bölündüğünde 13 kalanını veriyorsa o zaman biz de ne yapıyoruz? Bunu söylemiş oluyoruz. Bu arada 30'a bölününce 13 kalanını mı veriyor? Evet 13 verse 3600'den dolayı hemen bunu patlatmış yapmış oldum. Geldik bir başka bilmen gereken kısmı arkadaşım. Çok önemli bir kısım. İşte biraz önce hani ben 400 sayısını ben parçalamıştım ya. O kural buradan geliyor. Çok dikkat et. Elinde bir tane A sayısı varsa X'e bölümünden kalan M ise. Elinde bir B sayısı varsa X'e bölümünden kalan N ise. Sen bu sayıları toplayıp X'e bölersen. Bakın ikisi de X'e bölümünden kalanlardı. İşte toplamları da kalanı ne olacak? Bunların kalanların toplamı şeklinde olacak. Çarpması da kalanların çarpımının şeklinde olacak. Bir tane katsayıyla çarpımı da yine M sayısıyla K'nın çarpımı şeklinde olacak. Ve de üssü sayı şeklinde de yine M'nin üssü T diyerek yapacaksın bunu. Yani sen A gördüğün yere hep ne yazacaksın? M sayısını yazacaksın. Yalnız bunu yaparken bir şey dikkat et. Kalan sayısı X'ten büyük ise kalan sayı tekrar X'e bölünecek ve sonrasında kalan bulunacak arkadaşım. Mesela biz 5'e bölünmeden kalan bunun 2 ise bunun 5'e bölümünden kalan 3 ise o zaman bana çarpımını soruyorsa 2 kere 3 6 bir kere 6 oldu da bu sayının X'e bölümünden kalan 6 olur mu? Olmaz. O zaman ne yapıyorsun? 6'yı bir daha bölüyorsun. Kalanı 1 olarak buluyorsun. Bak şimdi sana göstereyim. X'in 19'a bölümünden kalan 5, Y'nin 19'a bölümünden kalan 11 ise aşağıdaki sayıların 19'a bölümünden kalanı soruyor. X artı Y'de ben artık neyi kullanacağım? 5 ile 11'i. 5 artı 11 ne oldu arkadaşım? 16 oldu. Peki 19 ile bölümünde 16 diye bir şey var mı? Var. O zaman bu kalan 16'dır. Peki çarpımda 5 kere 11 55'tir. Peki 55 diye bir kalan var mı 19'da? Yok. 19 36 ne var bir de arkadaşım? Pardon özür dilerim. 19 38 57 var. O zaman 57 değil tabii ki de. Ne yapacağım bundan? 38'i çıkartacağım. O zaman kalanımı kaç bulmuş oluyorum? 17 bulmuş olacağım. 19'a bölümünden kalan 17 olur mu? Olur. Çok da güzel olur. Çok da iyi olur. Hemen buna bakalım. 3 çarpı 5'in karesi artı ne yaptım? 11'in karesi yaptım. Çünkü x'in yerine artık ben 5, y'nin yerine 11 koyuyordum. Bunları halletmiş oldum. Peki halledersem ne oldu? 5'in karesi 25. 3'e çarptım 75. 75 artı 121 etti. 11'in karesi 121. Peki 121 ile bunu toplarsam ne olur? O da 196 olur. Peki 196'nın 19'a bölümünden kalan kaçtır? Çünkü 10 kere vardır. Geriye sadece 6 kalır. Kalanı da 6 olarak bulmuş oldum. İşte bu kadar arkadaşım. Süper bir şekilde buldum soruları. Niye? Çünkü 16 19'dan küçük, 55 16 19'dan büyük olduğu için hemen 2 tane 19 çıkarttım, 17 olarak buldum. Buradaki işlemlerde yine söylüyorum, siz her zaman kalanları işleme sokacaksınız. X'in yerine kalanı, Y'nin yerine kalanı vereceksiniz. Ve bu soruyu da bu şekilde yapacaksınız. Geldim bir sonraki soruma arkadaşım. Bir sonraki sorumda da ve son sorumda da 14 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre artık ben nerede X görsem yerine 5 koyacağım. Hemen ne yapıyorsun arkadaşım? 5'in karesi artı 2 kere 5 eksi 3 dedim. Ve buradan da ne olacak? 25 artı 10 eksi 3'ten dolayı da benim kalanım 25 artı 10 35, 3 çıktı. Ne olmuş oldu? 32 olmuş oldu. 14'e bölümünden kalanım 32'dir cümlesi ne kadar saçma bir cümle değil mi? O zaman ne yapıyorsun? 32'yi bir daha 14'e bölüyorsun. Diyorsun ki 2 kere var. 14 kere 2 28. Çıkartırsam 04 oldu. 04 Ağrı, buradan Türkiye'nin en doğusuna selam olsun diyelim. Burayı da ne yapmış olduk? 4 olarak bulmuş olduk. Bakın yine söylüyorum. X sayısının 14'e bölümünden kalan 5'te artık ben diğer sayının 14 ile bölümünden kalanını ne yapıyorum? Artık bütün X gördüğüm yerlere 5 koyarak yapıyorum. Ve bu soruyu da çok güzel bir şekilde bitirmiş oluyorum. Ve konumu da çok güzel bitirdim arkadaşım. Yine tekrardan söyleyelim. Bakın arkadaşlar, bugün cumartesi, haftaya dersimiz yok. Bir sonraki hafta ara tatil zaten. Bu haftalar yazılı haftası. Yazılı videomuzu izleyin. Yazılarınıza iyi çalışın. Sonraki tatilden sonra, bayram diyordum, tatilden sonra arkadaşım canlı yayınlarla yine başlayacağız. Lütfen bu arada bakın tatili boş geçirmeyin. Lütfen ödevlerinizi yapın. Bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik, ödev veriyoruz. Bir sonraki derse kadar hocam ben ne yapacağım, soruları nereden bulacağım, ya benim kitabıma uymuyor sizin anlattıklarınız değil. Bakın bu kitaplardan güzel bir şekilde yapmış olacağız. Sözü fazla uzatmayalım. Gün biterken ne öğrendiğimizi hatırlayalım. Bölme işlemi ne vardı? Unutmamam gereken A eşittir B çarpı C artı K'ydı. Ve burada K hiçbir zaman B'den büyük olamazdı. Ve eşit de olamazdı. Ama sıfıra eşit olabilirdi. Bölünebilme kurallarından 2'yi gördük, 3'ü gördük, 4'ü gördük, 5'i gördük. 6'yı dolaylı yoldan biliyoruz. 7 diye bir kural yok. 8'i gördük, 9'u gördük, 10'u gördük, 11'i gördük. 12'yi dolaylı yollardan buluyoruz. 4-3 diye ayırıyoruz. Pardon, 4-3 diye ayırıyoruz. 4-3 diye ayırırsan da yapıyorsun. Aralarında asal sayılarda bölmede de bir sayı x'e bölünüp kalan 5 ise o sayı artık benim için x'e bölünüp kalan 5 ise artık ben o sayıyı, A sayısını gördüm mü hemen artık A'nın yerine 5 koyacaksın. Onu da biraz önce görmüş olduk. Sözü fazla uzatmayalım. Çok önemli bir konu. Çok yerde işinize yarayacak. Özellikle başka konularda pratik yapmak için de çok işinize yarayacak dedim. Ve işte karşında ödüllü soru. Derste yaptığımıza çok benziyor. Bakalım kimler cevabını bulabilecek aşağıda. Hemen yorumlara yazsın. Like butonunu kırmayı unutmayın. Zaten abone olmayan varsa abone olsun demiyorum bile. Çünkü bizim takipçilerimizin hepsi abone olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Hepiniz abone olun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste, bir dahaki dönemde görüşürüz.